Kıpırdatma yine. Bu ne demek oluyor? Başka ne gizli numaraların var söylemediğin? Sağ olsun Gülperi kızımızın toplayıp verdiği otlar yavrucağın ağrılarını biraz olsun dindirmiş. Yaralarına da iyi gelmiş. Ne yaptı, ne etti? Emir'in aklını şeldi. Baş başa çıkmışlar çiftlikten. Allah Allah. Söylediklerime inanmıştı eminim. Gülperi'nin parası için onunla olduğunu zannedince deliye dönmüştü. Ne oldu ki? Bu sinsi fare bir şekilde yolunu bulup Emir'in gözünde kendini aklıyor. Onu bir an önce buradan göndermemiz lazım. Temelli. Boşuna uğraşıyoruz belki de. İnsan bazen her ne olursa olsun kalbinin sesini dinler. Seninki de öyle yapıyor herhalde. Gülperi'yi bunca şeye rağmen kapının önüne koymadığına göre. Ne o? Filozof mu kesildin başıma? Karışma sen. Her şey hazır mı onu söyle. Gemi öğleden sonra kalkacak. Az kaldı, Gülperi'den kurtuluyorsun. Güzel. Bana bak, hiçbir aksilik istemiyorum ona göre. Aksi bir şey olmaz ama. Ne ama? Kızın başına kötü bir şey gelmesin. Bana ne ya? Bana ne? Baksın başının çaresine. Dışarıdaki dünya nasılmış görsün. Burada Emir'in himayesinde. Oh, rahat tabii. Ne o? Tomar'la para aldın. Vicdan mı yapıyorsun şimdi? Ya yok. Ben işime bakarım. İyi. Odunluk faresi o gemiye binecek ve hayatımızdan defolup gidecek. Teyze yok mu? Nerede? Hastalandı o. İyi mi şimdi? Hastanede mi? Nerede? Eve götürdüler. Ben de bunları toplar giderim. Tamam, sen çuvalları at arabaya. Biz götürelim seni. Dur, sana yardım edeyim.
Adam gemi tam vaktinde kalkar dedi. Bir dakika bile geç kalırsa onsuz gider, beklemez. Tamam, o iş bende. Sen dediğim saatte dediğim yerde ol yeter. Sonra da o fareyi son yolculuğuna uğurlarsın. Gemi nereye gidecekmiş? Haberin var mı? Bak gidip yakın bir yere bırakmasınlar. O fare koklaya koklaya bulur sonra çiftliği. Uzakta o da bir yer işte. Dönemezsen merak etme. Güzel. Git sen şimdi. Benden haber bekle. Kimseyle de konuşma. Bir dakika. Kemal kimseye darp etmedi. Anne sakin ol. Memur beyler sadece işiyle. Ne olayı? Memur bey ben avukatım. Benden şikayetçi olan şahsım. Darp raporu var mı elinizde? Bize sadece karakola kadar götürmemiz söylendi. Detayları orada öğrenirsiniz. Ama yaralı olan Kemal. Darp edilen benim eşim. Narin tamam. Gidip neler olduğunu öğreneceğim. Her şeyi ona sokacağım, merak etme. Ben de geliyorum o zaman. Kemal'cığım dur da böyle olur mu? Buyurun memur bey. Gidelim. Buyurun memur bey. Kemal'cığım. Bana haber etmeyi unutma he. Ben de onlarla gideyim. Yalnız kalmasınlar. Mert ne diyorsun sen? Gayet açık. Laptop çalındı, yardım istemedin. Sesin çıkmadı bile. Niye yüzüme bakıyorsun Bade, söylesene. Sesim çıkmadı. Çünkü... Çünkü ne? Çünkü korktum. Adamın belinde silah vardı Mert. Ne yapmamı bekliyordun? Neyle suçladığının farkında mısın sen? O bilgisayarı kurtarmak için ne kadar uğraştığımı biliyorsun. Hatta bir tek sen biliyorsun. Tam kurtarmışken biri bizi eliyle bulmuş gibi laptopu alıp gitti. Böyle bir kumpası kim kurmuş olabilir, kim? Güzel kızım, hoş geldin. Hastalandığını duyunca gelip gözümle görmek istedim. Ayaklarına sağlık. Ne vakittir böyle beni merak eden yoktu. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Teyze, benden bir isteğin var mı? Annem merak etmesin, gideyim. Git kuzum. Selametle. Allah razı olsun. O kim? Kocam mı yoksa? Oğlum buyur gel, kapıda kalma. Merhaba. Merhaba. Kızım kocana terlik ver, sen de giy. Buyur otur oğlum, ayakta kalma. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Allah razı olsun sizden. Sizin de arayıp soranlarınız çok olsun. Nasılsınız? Bir doktora gösterelim sizi. Gerek yok oğlum. Tansiyon, şeker, yaşlılık hastalıkları. Arada yatırıyor böyle. Biz yine de emin olalım. Yani doktorun görmesinde fayda var. İyiyim ben. Kötü olursam gideriz doktora. İkiniz de sağ olun. Melek kızım. Kendin gibi iyi kalpli bir eş nasip etmiş Allah sana. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Eski sevgilisiyim demiştim ya. Yalan değildi. Hayallerimiz vardı bizim.
Mardin'den kaçıp birlikte yepyeni bir hayat kuracaktık. Ben önden gittim. Sonra o peşimden gelecekti. Ama seninle tanışınca her şey değişti. Tezgahı da açamazsın bu halde. Açmam kızım. Zaten ot da toplayamadım çıkıp. Yardım edecek kimseniz yok mu? Evlatlarım uzaklarda. Hepsi kendi derdinde. Yarına Allah kerim, hayrola. Bakarım ben kendi çareme. Dert etmeyin beni. Yemeğin var mı? Sıcak bir çorba yapayım ben sana. Zahmet etme kızım. Bir iki lokma yemiştim. Ne zahmeti? Hemen yaparım. Allah ağzınızın tadını, gönlünüzün huzurunu bozmasın yavrum. Hoş geldin kızım. Ne zaman geldin sen? Biraz önce. Geç otur kızım, çay var. Vereyim mi? Yok hala, sağ ol. Ben aslında Gülperi'ye bakmıştım ama göremedim. Emir'le çıktılar onlar sabah erkenden. Epey oldu gideli ama daha dönmediler. Yazık kızcağız. Günlerdir perişan oldu. İyi oldu çıkmaları, havası değişti. Ne oldu kızım? Telefonuna bakıyorsun. Ha, yok hala. Emir'in görmesi gereken bazı dosyalar vardı da. Neyse, ben beklerim gelene kadar. Ben bir iyi de bakayım kızım. Nerede bunlar ya? Şunu hadi. Alo. Ercan, bana hemen Emir'i bul. Odunluk Faris de yanında mı, öğren? Abla ne diyorsun? Nasıl bulayım ben şimdi? Çip mi taktık adama? Hem zaten bir sürü işim var benim. Bırak şimdi işini, dediğimi yap. Hasan Hoca'nın evinden başla aramaya. Çabuk ol. Ya inanılır gibi değil. Sen git şirkete adam yarala, sonra gel şikayet et beni darp etti diye. Tamam Narin, sakin ol lütfen. Ya nasıl sakin olayım Kemal? Bu adam cezasını çekecek. Narin Hanım haklı Kemal Bey. Ben de yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Amacı beni sinirlendirip hata yapmamı sağlamak. Ama bu tuzağa düşmeyeceğim. Ne yani? Elini kolunu sallayarak gezmesine izin mi vereceğiz? İstediğini yapsın mı? Tabii ki yaptığı yanına kar kalmayacak. Hak ettiği cezayı çekecek. Ne planlıyorsunuz? Ne var aklınızda? Buradan çıkar çıkmaz ortaklığımıza son vereceğim. Ben birazdan gelirim. Alo Yıldız Hanım, annemin ilaç saati. Unutmadınız değil mi? Hiç unutur muyum Narin Hanım? Elimde. Şimdi götürüyordum. Bari sen söyle. Kafam durdu artık. Hangi şeytanın işi bu? Bu senin son şansın Bade. Oraya geliyorum. Geldiğimde o görüntüler silinmiş olacak. Bilmiyorum. Nereden bileyim? Ya sen beni nasıl suçlarsın Mert? Sen bana bakma.
Sinirden ne dediğimi bilmiyorum. Gözüm döndü işte. Bu hırsızlık olayı belki sadece bir rastlantıdır. Üzülme, tamam mı? Merak etme. Bilgisayarı bulacağım. Görüntüler ortaya çıkacak. Tamam. Ben çıkınca arayacağım sizi. Sağ ol. Oo, ortağım da buradaymış. Bak, DAP raporun da var. Sen ilk önce beni darp et, sonra iftira et. Yakışıyor mu sana? Ama merak etme, ben sana tek kolla da yeterim. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra bir şerefsiz olarak anılacaksın. Bırak şu beylik laflarını, çok sıkıcı oluyor. Sen de daha fazla muhatap olmayı düşünmüyorum. Ben de seninle konuşmaya bayılmıyorum. Keşke burada güzel karın olsaydı da. Sakın bir daha karımın adını al. Efendim, sakın deme. Duydun mu? Efendim. Duydun mu? Canını okuyorum seni. Gebertirim seni. Sakin. 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 Duydun mu beni? Senin canını okuyacağım. Geberteceğim seni. Sakin ol. Duydun mu beni? Canını okurum seni. Kemal yapma. Ha, bak güzel karın da geliyor. Bilerek yapıyor. Kışkırtmak istiyor seni. Haksız duruma düşürecek. Sen bana söylemiştin. Görüyorsunuz memur bey, hepiniz gördünüz. Can güvenliğim yok. Eğer başıma bir iş gelecek olursa bunun tek sorumlusu Kemal Tarhun'dur. Onun bir suçu yok. Sen kışkırtıyorsun onu. Görünen köy kılavuz istemez Narin Hanım. Kocanızın öfke problemi var. Bir doktor olarak ona yol göstermenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere Meltem Hanım. Bırakın beni. Kendim giderim. Narin Hanım durun. O adam tehlikeli biri. Fikrinizi kendinize saklayın. Verseydin ya. Hallettim. Bununla biraz çoğaltayım dedim çorbayı. Ben çıkayım.
Allahsızlık teyzeciğim. Kendinize dikkat edin. Güle güle oğlum. Beni merak etme. Kızım sen de gidiyor musun? Çorbayı yapıp içirene kadar. Güle güle. Hastaneye falan gitmek gerekirse haber verirsin. Olur. İşim bitince gelip alırım seni. Tabii birdenbire paranın zenginliğin içine düşünce kendini kaptırıverdi. Koskoca Tarhunlara gelin oldu. Nikah bastı. Cevdet Ahmet'i ne yapsın değil mi? Gönlüne sorsan Ahmet der, o ayrı. Dönerim ben. Sen bilirsin. Maşallah. Allah muhabbetinizi bozmasın kızım. Ben çorbayı yapayım. Levent Bey. Narin Hanım. Şikayetinizi geri çekeceksiniz. Demek öyle yapacağım. Bana bunu kim yaptırtacakmış? Siz mi? Gerçekler. Yakında herkesin öğreneceği gerçekler. Neymiş bu gerçekler? Çok merak ettim doğrusu. Kemal sorunlarını şiddetle halletmez. Yasal yollara başvurur. O size zarar vermedi. Şirkete gidip onu vuran sizsiniz. Size bir sır vereyim mi Narin Hanım? Bunların hepsi bir oyun. Bu yaşadıklarınız, gördüğünüz her şey bir oyundan ibaret. Ve bu oyunda tek bir kural var. Kuralsız olmaz. Güçlü olan daima kazanır. Geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz? Sizinle sessiz baş başa kalacağımız bir yere geçelim. Ben size orada her şeyi anlatırım. Bunu size hiç yakıştıramadım Narin Hanım. Siz de keşke eşiniz Kemal Bey gibi hukuki ve ahlak yolları seçseydiniz. Demek ki neymiş? İnsan damarına basılınca çizgisinden çıkıyormuş. Ha bu arada Kemal Bey'in de kırmızı çizgisinin siz olduğunu öğrenmiş oldum. Narin Hanım sakin olun. Karışmayın. Her şey ortaya çıkacak. Pişman olacaksınız. Herkes her şeyi öğrenecek. Bekleyip göreceğiz Narin Hanım. Sinirinizi bozduğunuza değmez Narin Hanım. Sus artık. Her şeyin sorumlusu sensin. Bu pisliği sen açtın başımıza. Kolay gelsin. Sağ olasın oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi gördüm seni. Yüzüne kan gelmiş. Çok şükür iyiyim. İnsanoğlu topraktandır. Allah bizi sınar. An gelir altımızı üstümüze getirir. Nasıl ki bu darbeler toprağa iyi gelir... Sınanmak da insanoğlunun iyiliğindedir. Her sınavda bir hayır vardır. Yeter ki sen görmeyi bil. Haklısın Hasan amca. Geldiğin iyi oldu oğlum. Ben de seninle konuşmaya gelecektim. Buyuruz, dinliyorum. Gülperi bana geldi. Benim nacizane tek bir diyeceğim var sana oğlum. Bir gönlü kırmak kolay, hoş etmekse zordur. Unutma. Kimsenin kalbini durduk yere kırmayacağımı biliyorsun Hasan amca. Sana her şeyi anlattım. Gülferin'in kalbi bir serçenin boynu gibi. Hassas. Çok kırdılar. Ama o yine de vazgeçmedi iyi niyetten.
Şimdi o kalbin kıymetini bilmek de, küstürmek de senin elin. Ocakta çayım vardır, demlenmiştir. Birer bardak içelim. Emir burada. Gülperi yok. Hani Emir'leydi? Nerede bu? Bilmiyorum. Çiftliğe dönüyorum ben. Ercan, bir de senin kaprisini çekemeyeceğim. Bana odunluk faresini bul. Ya müneccim miyim ben? Kim bilir hangi deliktedir şimdi? Nereden bulacağım onu? Ercan hayırdır? Kim ne bulmanı istiyor? Abi. Bir şey değil abi ya. Halamın taze sebze merakı işte. Tohum bul demişti de. Ben de Hasan Hoca'ya bir sorayım dedim. Bırak şimdi tohumu muğumu. Onun acelesi yok. Sen önce sana vereceğim işi bir hallet. Tamam abi. Doktor Hanım'ın termosu buradaymış. Ne o? Çok mu üzülüyorsun kızına? Korkma. Onu öldürecek bir şey değil. Elleri biraz fazla titriyecek. O kadar. Ver anam. Bak bak. Seninkini açmış. O kıvırcığımın termosu da. Yerdeki şişe ne öyle? Narin Hanım burada unutmuş. Mutfağa getirecektim termosu. Sakarlık işte. İlece çarpıp düşürdüm. Ne ilacı da ki bu? Münevver Hanım'ın ilaçlarından biri. Ben ilaçların isimlerini bilmem. Şişesinden, kutusundan tanırım. Ha bunu ilk defa gördüm. Doktor son kontrolde vermişti. Vitamin gibi. Takviye ilacı. Ha bu çiçeği de böyle koyuyorum. Bakınca gözün gönlün açılsın da. Hey Münevver Hanım. Emeklerin çiçek açtı. Bunu da alayım. Kıvırcımını da sana bırakayım da aramasın. Kahretsin. Levent yüzünden Kemal'i kaybedeceğim. Söyle Meltem. Asıl sen söyle. Amacın ne? Kemal'i sinir etmek için. Tarhun ailesine gıcığım. Böyle konuşmamıştık. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Eğer ortada ödenmesi gereken bir bedel varsa... ...o bedeli ikimizin ödeyeceğinden emin olabilirsin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sadece Kemal'le senin sayende ortak olduğumuzu hatırlatıyorum. Dur artık. Kafana göre hareket etmeyi bırak. Bütün
bütün planları suya düşüreceksin. Yüz yüze konuşmamız gerek Levent. Acil. Levent'le mi konuşuyordun? Gemi saati yaklaşıyor. Çabuk ol. Ercan bir saniye. Ne oldu, bulabildin mi? Hayır. Emir Bey'imiz Marab'a Ercan'a iş yükledi yine. Seninle konuşurken gördü beni. Bir sürü soru sordu. Neyse bir şeyler uydurup kıvırdım. Bırak şimdi onun dediği işi. Gülperi'yi bul. Bulamam. Vallahi Emir'den korkuyorum ben. Onun dediğini yapacağım. Çok merak ediyorsan git Emir'i ara, sor Gülperi nerede diye. Oldu. Gülperi'yi kaçırmaya çalışıyoruz ama bulamıyoruz mu diyeyim. Kapat şu telefonu. Ne yapıyorsun burada sen? Ben Yiğit'e bakmıştım da. Yiğit benimle. Bir şey mi arıyorsun sen? Ya Yiğit'in sevdiği bir kitap var diye ıhlamur. Onu okumamı istedi ama bulamıyorum. Nerede ki acaba? Ya bahçede okumamı istedi. Başka kitap okuyayım dedim, istemiyor. Burada da yok. Emir'i mi arasak acaba? Gülperi yanındaysa o biliyordur nerede olduğunu. Olabilir, Gülperi biliyordur. Meşgul. Geri döner bana. Şimdi rahatsız etmeyelim. Boşuna Melek kızım demiyorum ben sana. Ne kadar oldu evliliğiniz? Çok olmadı. Belli gözlerinden sevdalısın. Ama o da farklı değil. Hay Allah, ne sakarım. Gerçek sevgi ancak kalp gözüyle bakmasını bilenlerin ödülüdür. Siz o ödüle layık olmuşsunuz. Birbirinizi bulduğunuza şükredin. Böyle olmadı. Ben bezle sileyim bunu. Evet, cevap bekliyorum. Bizi karakollara düşüren o adamla ne konuşacaksınız merak ettim. Beni yanlış anlıyorsunuz Narin Hanım. Yanlış anlamıyorum, duydum. Yüz yüze görüşmemiz gerekiyor dediniz. Evet. Şikayeti geri çekmesini isteyecektim. Kemal Bey için bir şeyler yapmaya çalışıyorum sadece. Gerek yok. O adamı hayatımıza sokmakla çok şey yaptınız zaten. Narin. Ne oldu Kemal? Her şeyi anlattım. Bundan sonrası emniyetin işi. Ne zaman sonuçlanacak? Ne zaman kurtulacağız bu adamdan? Endişelenme. Avukatlarla konuştum. Resmi yollardan ilerleyeceğiz. Levent denen o insan müsveddesinden kurtulacağız. Teşekkür ederim size de buraya kadar zahmet ettiniz. Ne demek? Olanlar benim suçum. Böyle olacağını hiçbirimiz bilemezdik. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Size iyi günler. İyi günler. Sen içerideyken Meltem Hanım'ın konuşmalarını duydum. Levent'le konuşuyordum. Normal bir konuşmaya benzemiyordu. Nasıl yani? Düşündüğümüzden daha yakın olabilir o adama. Sanki patronuyla konuşuyordu, emir veriyordu.
O da bizim gibi sinirli olduğu için o şekilde konuşmuştur. Belki de bana öyle gelmiştir. Olabilir. Neyse, sahile gidip biraz hava alalım mı? Kızım çok yoruldum bugün. Bırak artık beni. Eşim meraklanmasın, evine git. Bitti zaten. Öyle mi? Tamam. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Teyzeciğim, buraya numaramı yazdım. Bir şey olursa ara beni. Hemen gelirim. Tamam. Allah razı olsun senden Melek kızım. Senden de teyzeciğim. Bak dayanamadık hocam. Almaya geldi seni. Bunları Emir abi gönderdi de. Nereye bırakayım? Böyle bırak. Tamam. Teyzem, neden ağlıyorsun? Şükür gözyaşı kızım bunlar. Sizin gibi insanları bana gönderdiği için Rabbime şükrediyorum. Tamam. Geçti. Neredesin odunluk faresi, neredesin? İyi bir haber vermeyeceksen kapat hemen. Nihat, kal kardeşine dua et sen. İşini çözdüm. Buldun mu? Konum atacağım şimdi. Ercan dur. Emir, Hasan amcanın evinden çıkmasın sakın. Olur. Söylerim çıkmaz. Kes zevzekliği. Ne yap et bir şekilde odunluk faresinin yanına gitmesine engel ol. Ne diyeyim adama ya? Bilmiyorum. Bul bir yolunu işte. Kapatıyorum. Alo. Neredesin? Bizimkini buldum. Konum atıyorum sana. Oraya git. Duyuyor musun beni? Evet. Hadi göreyim seni. Bu iş bugün bitecek. Hayat ne tuhaf değil mi? Bugün yaşananlar, üstüme atılan iftira. Bugün bir adamı yaralamakla suçlandım. Geçecek. Hep diyorsun ya geçmeyecek gibi geliyor. Üstesinden geleceğiz. Biliyorum geçecek ama ya ispat edemeseydim? Ya hapse girmek zorunda kalsaydım? Öyle bir şey olmayacak. Ne bileyim tuhaf geliyor. Hayatım boyunca düşünerek yaşadım. Şimdi başıma gelenler insanın ağrına gidiyor. Biliyorum. Sen hayatta tanıdığım en merhametli insansın. Karıncayı bile incitmezsin ki sen. Ben seni hep buradaki gözümle görüyorum. Buradaki Kemal hep aynı. Vicdanlı, merhametli. Hep de öyle kalacak.
Hadi eve geçelim. Sen anneni daha fazla merak etme. Olur. Kaçırdın. Anlaşmamızda Kemal'e zarar vermek yoktu. Fena mı oldu? Kemal'i delirttim. Ne işimize yarayacak bu ha? Ya sen sadece benim dediklerimi yapsana. Beni asla küçümseme Meltem. Benim Kemal'le kapanmamış bir hesabım var. Sen buna karışma. Sakın. Tek bir yanlış daha yapmayacaksın. Eğer yaparsan. Ne olur. Ayrıca yanlışı yapan sensin. Ben hiçbir şey unutmuyorum. Ama sen Kemal Tarhun'un kafasına koyduğunu illaki yapacağını unutuyorsun. Kemal Tarhun bana hiçbir şey yapamaz. Ben bütün planları yaptım. Ayrıca bu oyunun ilk etabıydı. Ve tüm etaplar tamamlandığında bu oyunu ben kazanacağım. Anladın mı? Benim daha iyi bir fikrim var. Hiç uğraşmadan direkt final oynayacağız. Ve yine sen kazanacaksın. Kulağa hoş geliyor. Anlat bakalım. Çay daha içseydin oğlum. İşi bitmiştir şimdi. Çıkmadan yetişeyim. Gülper'i kızını mı alacağız? Görüşürüz Hasan amca. Alo. Emir, kusura bakma rahatsız ediyorum. Şirketten bir belge yolladılar da ne zaman gelirsin? Gülperi'yi alıp geleceğim. Geç kalmam fazla. Bir an önce gelip imzalasan iyi olurdu. Tamam, geleceğim dedim ya. Gelince hallederim. Emir, Ahmet'ten önce oraya giderse bütün planım suya düşer. Neredesin? Çabuk söyle. Çok az kaldı. Yoldayım. Ne oldu? Emir de oraya doğru gidiyor. Ondan önce oraya gitmen lazım. Yoksa bu iş patlar. Tamam, yetişmeye çalışacağım. Yetişmeye çalışma, yetiş. Bu fırsatı kaçırırsak o fareden asla kurtulamam. Uşağım. Ne olmuştu? Yanıma sen. Mühim bir şey yok. Ortaklarımdan biri bana bir iftira atmış, o kadar. Önemli bir şey değil. Gerçekler ortaya çıkacak, merak etmeyin. Sen nasılsın? Keyifsizsin. Yok, iyiyim. Tamam. Ben bir anneme bakayım. Ben de yiyecek bir şeyler hazır edeyim de acıkmışsınızdır. Narine bir şey söylemedin ama belli ki canın sıkkın. Ne oldu, anlat bakalım. Güvenlik görüntülerini indirirken bilgisayarım çalındı. Ona sıkıldım. Bunu
görüntüleri ele geçirmek üzere olduğunu bilen biri yapmış olmalı. Ben de öyle düşündüm ama bilgisayar kafede çalındı. Basit bir hırsızlık olayı. Peşini bırakmayacağım ama. Uzaktan takiple yerini arıyorum. Bana da haber ver. Avukat arıyor. Yemeğimizi yedik, ilacımızı içtik, odamızı da havalandırdık. Hiçbir sorun çıkmadı. Teşekkür ederim. Yokluğumu aratmamışsınız. Elimden geleni yaptım. Çiçekler ne güzel açmış anneciğim. Elindeydi, her şeyi güzelleştiriyorsun. Bu eller daha nicesine can suyu olacak. Su getireyim de su verelim. Münevver Hanım kadar iyi bakamam belki ama ben de biraz anlarım bu işlerden. Avukatlarla konferans görüşme yaptım. Levent'in hisselerini alıp ortaklığı bitireceğiz. Bir an önce görüşme için çıksam iyi olacak. Ay Levent'le yapma. Bırak avukatlar konuşsun. Nalin, o adamı benden başkası ikna edemez. O adamın derdi para değil ki. Hisse satmak da değil, yine seni sinirlendirecek. Bu adamın başımızı daha çok ağrıtmaması için bu işi kökten bitireceğim. Bu tip bir adamla bağım olmasını istemiyorum. Tamam, ama bana söz ver, sinirlenmeyeceksin. Merak etme. Meltem Hanım. Habersiz geldim. Kusura bakmayın. Kemal Bey'le konuşmam gereken önemli bir konu vardı. Kemal çıkıyordu, keşke arasaydınız. Daha sonra konuşsak olur mu Meltem Hanım? Benim acil olarak Levent Bey'le görüşmem gerekiyor. Bu ortaklığa bir son vermek durumundayım. Görüşmenize gerek kalmadı. Nasıl yani? Bugün konuştuklarımızı çok düşündüm Narin Hanım. Kızmakta çok haklıydınız. Levent'i hayatımıza ben soktum. Başınıza ben bela ettim. Olana çare yok. Ama bu durumu düzelteceğime emin olabilirsiniz. Levent'ten ona pislikle muhatap olmanıza gerek bile kalmadı. Yeni ortağınız benim.
Niye zahmet ettin teyzeciğim? Gerek yoktu. Senin o kadar emeğine benim bu kadar teşekkürüm olsun yavrum. Akşama keser kocanla yersiniz. Sağ olasın. Yarın yine uğrarım. Allah senden de eşinden de razı olsun Melek kızım. Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırsın yavrum. Amin. Sağ ol yavrum, sağ ol.